Ya bize göre mesela zaten İslam'da zaten mezhep, yani Kur'an'a baktığımızda mezhepçilik zaten bir anlayış yok. Veyahut mezhepçilik anlayışıyla zaten bir yaşam biçimi yok. Mesela Allah bize açık söylüyor. Ve tahsebu bi hablillahi cemian ve la tefarraku. Allah burada bütün insanları Kur'an'ın ipine sarılmalarını emrediyor. Birbirine ayrılmamalarını emrediyor. İnsanlara ne oluyor? Mezhep, hele tek mezhepçilik. Bu hiçbir insanın anlayışı olmamalı. Hele bir devletin anlayışı hiç olmamalı. Çünkü demin de söylediğimizde iktidarlar kendi siyasi, kendi politik menfaatları için asla ve asla dini kullanmamaları gerekiyor. Tıpkı Hazreti Ali Muaviye arasında olan Siffin Savaşı vardır. O Siffin Savaşı'nda Muaviye ne yaptı? Hazreti Ali'ye karşı Kur'an'ı mızrakların ucuna, Kur'an sayfalarının mızrakların ucuna yapıştırıp savaş meydanına çıkmıştır. Yani kendi koltuğu için Kur'an'ı kullanmıştır. Bu asla tasvip edilecek bir şey değildir. Bunu yapmaya hakkı yoktur. Biz çocuklarımızı her şeyden ziyade ahlaklı olmayı öğretmeliyiz. Nedir mesela? Örneğin bugünkü insanlara Kur'an'ı anlattılar. Kur'an okumayı anlattılar. Ama Kur'an'ın emirlerini anlatmadılar. Kur'an'ın adaletini anlatmadılar. Kur'an'ın ahlakını anlatmadılar. Şimdi eğer ki gerçek alanda Kur'an'ı bilmiş olsa, Kur'an'a inanmış olsa namaz kılan bir insan zulüm yapmaz. Gerçek alanda bir Müslüman hırsızlık yapmaz. Gerçek alanda bir Müslüman kul hakkı yemez. Gerçek alanda bir Müslüman insanı ötekileştirmez. Gerçek alanda bir Müslüman insanlar arasında ayrımcılık yapmaz. İkincisi, Kur'an'da Kafirun surası vardır. Kafirun surası son ayeti Allah bütün insanlara bunu söylüyor. Ya Muhammed diyor, insanlara söyle. Senin dinin sana, benim dinim bana. Dolayısıyla her insan dinde zorlama yoktur. La ikraha fid dini. Allah diyor ki dinde zorlama yok. O hangi din olursa olsun buna onlarca ayet vardır. Mesela başka bir ayette Rabbil Alemin Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor ki fezekkir entem zekkirun. Ey Resulullah git insanlara bu dini anlat. Zaten sen anlatıyorsun. Ve ma aleyke bimusayttirin. Sen o insanların üstünde zorba değilsin. Dolayısıyla her insanın inandığı din ne ise devletlerin veyahut iktidarların o dine göre insanlara yaklaşması gerektiğine inanıyoruz. Öğretmen okulda bilimi anlatacak, felsefeyi anlatacak, fiziki matematiği anlatacak, imam da Kur'an'ı anlatacak, hadisleri anlatacak. İnsan hangi konuda uzman ise ve hangi yer, çünkü Allah diyor ki ennel mesacide lillahi, bütün mescitler Allah'ın evi diyoruz ya. Allah'ın evi, yani Allah'ın emirlerinin söylediği yerdir, dile getirdiği yerdir. Allah'ın adaleti, Allah'ın hukuku dile getirdiği yerdir. Dolayısıyla bir imamın görevi camilerdir. Camilerde Allah'ın emirlerini insanlarla anlatmakla mükelleftirler. Yani tebliğ diyoruz ya, tebliğ nedir? Söylemektir. Yani biz imamlarımızın görevi, biz camide insanlara Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle mükellefiz.